Evet, herkese merhaba. Parçalıyoruz'un yeni bölümünde konuğumuz Celal Şengör. Celal Şengör çok uzun zamandır bizden isteniyordu ve biz de uzun uzun Celal Şengör'e çalıştık. Ömer'le beraberiz. Ne haber Ömer? Uzun vakit oldu. Uzun zamandır beraberiz abi. Nasıl vakit alıyor? Söyleme şimdi. Yani YouTube mantığıyla uzun zamandır parçalıyoruz. Evet, uzun zamandır çekmedik. Özledin mi beni ve Ayk'a döndüm. Evet, hep öyle. Yani ben biliyorsun. Evet. Senin her zaman halini hatırını sorarım. Helal olsun. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Çok bomba gibiyim bugün. Bomba gibisin. Seni bekledik 2 saat gel diye. Geldin. Teşekkür ederiz. Çalışıyordum. Hava çok sıcak İstanbul'da ama çok güzel bir içerik olacak sizin için. Elimizde neler neler var? Marshall yardımları, su krizi, Hegel, yani Celal Şengör'ün zihin haritasına beraber gireceğiz ve Celal Şengör her konuda konuştuğu için biraz açığını bulmakta kolay oldu açıkçası. Zaten ilk başta çok bilinen bir sekansla başlayacağız. Başlamadan bir not düşelim Yaşar. Hatırlarsan biz daha önce balon mu? Evet. Celal Şengör videosu paylaştık. Evet. Orada bizi ne diye eleştirdiler? Hatırlıyor musun? Yok. Ya kardeşim, balon mu diyorsunuz da hiç somut bir örnek göstermediniz. Hiç somut bir şeyi eleştirmediniz, çürütemediniz. Ya akıllı izleyiciler zaten şunu anladı. O Celal Şengör aslında zaten attığımız bir oltaydı. Yani insanları çekmek için. O insanları çektikten sonra başka şeyler tartıştık. Evet. Yani şimdi gerçekten Celal Şengör'ü parçalayacağız. Ve ilk sekansımız arkadaşlar, çok tabii tahmin edebileceğiniz gibi 12 Eylül Kenan Evren ve Celal Şengör'ün askerlerle kurduğu ilişki. Hemen ilk sekansımıza geçelim. Diyor ki, Kenan Evren gibi bir demokrasi düşmanına çelenk bırakmak nasıl bir duygu? Bir kere Kenan Evren demokrasi düşmanı değildi. Hocam biraz Kenan Evren'in ve arkadaşlarının yaptığı müdahale demokrasiyi kurtarmak için yapılan müdahaleydi. Bu tip soruları soranlar genellikle ondan önceki dönemi yaşamamış olan insanlar. Türkiye'nin nasıl bir duruma düştüğünü, bundan kimin sorumlu olduğunu farkında değiller. Dolayısıyla o günleri yaşamış normal vatandaşa sorarsanız hepsi iyi ki oldu diyor 12 Eylül için. Ben 12 Eylül gününü hatırlıyorum. O gün öğleden sonra sokağa çıkma yasağı kalktı. Yani vatandaşlar sokakta gördükleri askerlere sarılıyorlardı. Ve 12 Eylül yönetimi kısa bir süre sonra tekrar demokrasi, yani politikacılara devretti. Değil mi? Eğer demokrasi düşmanı olsa böyle bir şey yapmazdı. Demokrasiyi kurtarmaya çalıştı. Ha böyle mi kurtarılır, başka türlü mü kurtarılır? Daha iyi bir yol biliyorsanız buyurun. Önce yargılarını söyleyerek başlayalım. Yani işte durum çok kötüydü. Bir darbe gerekiyordu. İkincisi, insanlar bunu zaten olumlu karşıladı. Üçüncüsü de hani zaten demokrasi hızlı bir şekilde geri döndü. Hani devir teslim oldu. Üçüncüden başlayacağım ben. Aslında doğru. Amaç demokrasiyi kurtarmaktı. Evet. Bak, o da çok önemli. Yani üçüncü aslında doğru. Çünkü Latin Amerika'da falan yani darbelere baktığımızda çok daha uzun süre iktidarda kalıyorlar. Yani 10-15 sene, 20 seneye kadar giden süreçler var. Türkiye'deki darbelerin şöyle bir özelliği var. Uzun süre iktidarda kalmak istemiyor askerler. Evet. Yani hızlı bir şekilde demokrasiyi tırnak içine söyleyeyim restore edip işte belli sivil gruplara tekrar teslim edip aslında kenara çekilmek istiyorlar. Daha uzaktan, daha böyle vesayet üzerinden kontrol etmeye çalışıyorlardı. Bu Latin Amerika ile falan karşılaştığımızda çok net görüyoruz. Aslında son yargısı doğru. Ama o kurtardığı demokrasi, yani teslim ettiği demokrasi, hani sivillere bıraktı diyor ya, demokrasi yeniden tesis edildi. O tesis edilen demokrasi zaten askerlerin tabii kontrolüne bir demokrasi. Zaten vesayet rejimi o. Sen aslında şunu yapıyorsun, çiziyorsun sınırları değil mi? Rejimin sınırlarını çiziyorsun ve diyorsun ki bu alanda oynayacaksınız, bu alanın dışına çıkarsanız darbe yaparız. Bir de, yani mesela 1980 darbesinden sonra MGK geliyor, Milli Güvenlik Kurulu. Tabii. O MGK'da çıkan kararlar yani o zaman için Allah'ın emri gibi. Bence ama daha önemlisi şu oluyor, yani asker bir kere darbe yaptıktan sonra zaten siyasetçilerin üzerinde böyle bir akbaba gibi çöküyorlar. Türkiye'de öyle onu oluyor. 60-80 arasında askerler meclisin içerisinde dolaşıyor. Tabii. Geri geldiğinde. Ya zaten orada bir gelenek var aslında. Tabii. Tarihsel olarak. Ben bunu bir hakkaniyet olarak söyledim. Yani o demin anlattığım şey. Latin Amerika ile karşılaştım. Onu bence bir hakkaniyet olarak koymak gerekiyor. Askerler daha uzun süre kalabilirdi. Kalabilirdi evet. Yani teslim etmelerine gerek yoktu. Gerek yoktu değil mi de bir tercih olarak, bir siyasi kurumsallık olarak böyle bir rejime doğru da gidebilirdik. Uzun askeri iktidarlar. Onun sebebi şu olabilir mi? Türk ordusunun siyaset esas işimiz değil. Bizim esas işimiz askeri meseleler. Hı hı. Yani siyaset esas işimizmiş gibi başına durmayalım. Ama uzaktan kontrol edelim zaten. Evet. Bu daha kullanışlı yani. Daha kullanışlı ve onun reputasyonunu daha fazla sağlıyor. Ya bir de Türkiye'de bence iyi kötü oturmuş bir demokrasi, yani sandık kültürü var, sandık kurumu var. Sandık meşruiyeti. Aynen. Tek zaten demokratik kurumumuz bu zaten. Ama onun ötesinde şimdi 12 Eylül'e gelelim. Yani Kenan Evren'i çok seviyor. İşte iyi ki oldu, insanlar iyi ki bunu şey yaptı falan filan. Yani bir nebzeye kadar yine anlaşılabilir ama bence günün sonunda yine darbeyi meşrulaştırmak, darbelere böyle meşru bir zemin hazırlamak ona doğru gelmiyor. Darbeye de baktığımızda darbenin kendisi binlerce dernek kapatıyor, binlerce insanı yurt dışına gönderiyor, binlerce insana siyasi yasak getiriyor, binlerce insana işkence uyguluyor. Öncesinde her gün insanlar ölüyordu. Öncesinde her gün insanlar ölüyordu da bu siyasi atmosferi sen hazırladın zaten.
O yani biraz spekülatif şimdi yapma bunu ya. Askerleri daim diyorsun ki siyasetçileri daim diyorsun. Yani o ortamın hazırlanmasında bütün aktörlerin rolü vardır. Tabii, askerlerin rolü var. Darbe yapmak için böyle bir ortam hazırladığı iddiası. Yok, öyle bir şey demedim. Yani ama ha, günün sonunda 71 muhtarasıyla başlayan böyle bir biz şeyi görüyoruz. Böyle bir istikrarsızlığa doğru giriyor ülke. Sen 32. günü izlemişsindir. İzledim. O belgeseli. Hı-hı. Orada aslında 70'lerin ortasına itibaren veya 77'de itibaren adım adım gelen bir darbe var. Siyasetçiler büyük basiretsizlik içerisinde. Evet yani, yani o darbe şöyle geliyor adım adım. Askerleri ittirmeye başlıyor. Hadi artık evet, bir şey yapın siz, diye. Siz girin diyor. Yani evet. Bir şey yapmayacak mısınız diye ama darbe 75-76 gibi aslında askerler arasında konuşulmaya başlanıyor. Yani çok uzun süre zaten bunları hazırlarlar genelde. Ve siyasetçiler özellikle Demirel ya büyük basiretsizlik içerisinde bu ortamı kesinlikle kontrol edemiyorlar. Hatta zaten darbe giden süreçte Cumhurbaşkanlığı seçilemiyor falan. Tabii, yani 12 50 tane tur dönüyor. Aynen yani Cumhurbaşkanlığı seçilemiyor, bütçe geçmiyor. Zaten çok büyük grevler var, insanlar birbirini öldürüyor vesaire. Ülke büyük bir istikrarsızlık içerisinde. Ama yine bütün son kertede yani darbeyi meşrulaştırmak, darbeci generalleri, onları demokrasi aşığı gibi göstermek bana sorunlu geliyor. Doğru. Yani darbeleri her zaman yapılabilir bir şey gibi gösteriyor. Onun uzun vadede bir demokrasiye zarar daha büyük oluyor. Tabii ki. Çünkü hiçbir zaman sen Türk demokrasisini salmıyorsun aslında. Yani evet. Türk demokrasisi birazcık yalpaladığı anda, yalpalama dedim hani düzen biraz bozulduğu anda veya bir takım hoş olmayan şeyler yaşanmaya başladığı anda asker tak darbe yapıyor, kontrolü eline alıyor. Böyle olunca da hiç ilerleyemiyoruz, yani, hiç öğrenemiyoruz. Bence bir de darbe kavramını iyi anlamak lazım. Darbe kurucu iktidarı tekrar sıfıra alıyor. Yani darbeciler istese ülkenin adını değiştirebilir, ülkenin rejimini değiştirebilir, ülkenin yapısını değiştirebilir, her şey yapabilir. Yani darbenin kendisi de aslında bir sıfır noktası. Ve o sıfır noktası büyük bir kaos demek. Sürekli reset atıyorsun. Sürekli, evet reset atıyor. Yani mesela darbeciler işte 12 Eylül olduğunda bütün siyasi faaliyetleri, dernekleri, vakıfları, kamu atamaları her şey durduruyor. Yani bu bir ülkenin bütün hukuki yapısının askıya alınması demek. Yani mesela 1960 sürecini düşün abi. Yani 1960'ta Türkiye o süreci, o Demokrat Parti'nin otoriterleştiği ve hatta CHP'yi kıskaç altına aldığı süreci bir darbeyle değildi. Kendi kendine yani, sivil inisiyatifle geçseydi. Geçseydi bugün Türkiye çok daha başka bir siyasi kültürün içerisinde olurdu. Bununla ilgili bir röportajı daha var meşhurdur Armağan Çağlayan'a verdiği. Nedir? O zaman siz 12 Eylül yine aynı konu. 12 Eylül'de yapılan her şeye onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. %100 onaylıyorum diyor senin bahsettiğin hata. Evet. Devamında da meşhur, çok meşhur olan o açıklama yapıyor. Ama efendim diyor bu şey Ruşen Çakır'ın şeyi gibi. Aynen. Ama efendim diyor Armağan Çağlayan. Ya insanlara işkence yaptılar, bok yedirdiler. Bok yedirmek işkence yapmak değildir diyor. Ben de bokumu yedim diyor. Bok gayet tabii yenilebilir diyor. Çok sosyopatik bir şey ya cevaplar. Hani abi bokunu sen kendi isteğinle yemişsin mi? Adamlara zorla yediriyorlar. Yani nasıl işkence değil bu? Çok sosyopatik bir yaklaşım. Çok utanç verici değil. Tam bir empati yoksunu bir insanın verebileceği bir cevap ve utanç duymalı bence bu cevaptan dolayı. Evet, empati yoksunu hocada o katı şey var ya. Katı ne denir ona? Pozitivizm mi denir? Hani şey gibi bakıyor. Bok içinde şu bileşenleri olan, yendiği zaman zararlı olmayan, hatta insan sağlığı için faydalı bile olabilecek bir şeydir. O zaman bok yemekte işkence olamaz. Evet, olsa olsa bir deneyimdir. Aynen. Ya gibi. Bak, eyvallah. Anlıyorum dedin de. Kamusal şey alanda konuştuğunda abi sen artık olaylara bireysel tecrübelerin ve yaklaşımlarına bakamazsın. Senin için bok yemek kabul edilebilir bir şeyse kendi özel hayatını yiyebilirsin. Ben ona bir şey diyemem. Ama insanlara yedirilmesini normalleştirmek bir kamu entelektüelinin yapması gereken son şey. O yüzden bence büyük ayıp ve bence özür dilemeli. Sen bok yer misin? Yemem abi. Ben yemem ama... Merakın yok o zaman. Merakım yok. Ben her boka meraklı değilim. Ama kendisi günün sonunda bunu söylediği için bence o entelektüel vasıflarını en azından bu açıklamada kaybettiğini düşünüyorum. Buradan istersen Besim Tübük'le meşhur atışmasına geçelim. 32. gün diyorsun. Aynen, bu çok güzel bir program. Bunu izleyeyim muhakkak. Burada zayıf burada hocamız bir de. Genç bir de hoca. Aynen, aynen. Harika bir program. Besim Tübük de harika burada cevaplar veriyor ve müthiş bir şov yapıyor. Besim Tübük'ün bu yönünü konuşmuştuk bu arada. Parçalıyoruz Besim Tübük'te. Askeri karşıtlığı var onda, militer karşıtlığı. Şeyi de çok güzel burada. Ya yani medya açısından da çok keyifli tepkiler veriyor. Celal Şengör'ü kışkırtıyor. İzleyelim bir onu. Celal Şengör de tam tersine 27 Mayıs'ın son derece faydalı Türkiye'yi oldu. Kurtardığını. Aman. Ya Allah sen o zaman siz, ben bilim adamı olarak severim. Şüpheciliği, şusu busu, deneymeney ama politik konularda, sosyopolitik konularda Celal Şengör'ü kenarda tutuyorum. Üzmemek için. 27 Mayıs gibi bir alçaklık. Cevap vereyim. Ben bugün dahi bir general beni aradığı zaman telefonda ayağa kalkar. Yapma kardeşim. Hiçbir korkum bırak yok. Allah'ını seversen ya. Bırak Allah'ını doğru mu verdin ya? Şöyle bir general aradığı zaman telefona niye ayağa kalkar? Sebebi gayet basit. Nedir? Bakın. Komutanım bir soru soruldu. Evet. Nezaketini hiç bozmadan. Tamam bir şey demiyorum ama. Ama müsaade eder misiniz? Evet. Yanlış anladım bunu. Sırayla konuşalım. Kendi olayı anlatırken tamam, nezaketini bozmadan. Teşekkür ederim. Tamam. Konuş. Komutanım hiç nezaketini bozmadan. Fevkalade güzel. Cümlede teklemeden düşüncelerini izah etti. Bu nedendir biliyor musunuz?
eğitimin kalitesidir. Beğenmediğiniz harp okulunun eğitimin kalitesidir. Üniversitelere giremeyen harp okuluna giriyordu. Evet, bu doğru benim değil. Benim zamanımda öyleydi. Bu doğru. Sizin zamanınız beni ilgilendirmiyor. Besim Bey, ben konuşuyorum. Bak. Tamam konuş. Bağırmadan konuş. Siz de kesmeyin. Bağırma. Eğer keserseniz tamam, müdahale etmek kesmiyor. Zorunda kalırım. Tamam. Evet. Evet. Keyifli bir sekanstı. Keyifli bir sekans. Evet. Neler ararsa ayağa kalkarım. Ne zaman bir girmem. Ya saygı iyi bir şeydir. Evet. Her türlü saygı iyi bir şeydir de bu biraz abartıyor. Abartı. Farkındaysan bu saygının temelinde bu arada eğitimlerine bağlıyor. Yani çok iyi eğitim alıyorlar. Modernizmin. Bu doğru olabilir. Benim tanıştığım askerlerin önemli bir kısmı iyi eğitimli. Evet, askerler iyi eğitimli olur. Ve aslında askerler Almanya, Rusya, Japonya, Türkiye gibi geç modernleşmiş ülkelerdeki lokomotifler. Vay kardeşim benim. Ya bunu ben... bu genel siyaset bilimini takır zaten. Hani Türkiye'nin mesela bu kadar aslında Almanya ile içli dışlı olmanın sebeplerinden biri de yani Osmanlı döneminde. Neden? En iyi eğitim orada. Yani en çok batıyla onlar. Tabii Almanya askerlerle modernize oluyor. Bu anlaşılabilir ama hani buradan bütün yani askerlerin her dediğine doğru demek, her dediğini kabul edilebilir bulmak ve böyle bir ne bileyim çeşitliliğe inanmamak. Ya asker yanılabilir. Askerler evet. Dışına farklı grupların oluşmasına imkan tanınabilir veya en kötü askerlerin demokrasiye müdahalesi bu kadar derece meşrulaştırılmamalı. Yani askerlik fedakarlık isteyen bir meslektir. Bence değerli de bir meslektir. O yüzden saygı duymasını da anlıyorum. Ama bu adamların dediğin gibi yanılmaz ve her şeyi bilen aslında bilge, filozof krallarmış gibi evet. Düşünmesi biraz problematik. Ya bir de şu var. Askerleri işte modernizmin o lokomotifiyle eşleştiriyor ya. Evet. Onlara sürekli bu gücü vermek istiyor aslında. Evet. Yani, ama bu eskide kaldı. Eskide kaldı. 19. Evet. Yüzyılda kaldı yani ama. Ve... Zaten Türkiye'nin çok uzun süre yaşadığı birçok problemin de kaynağı da bu. Yani bu işte ne dedik? Aydınlanmacı otoriteryanizm dedik. Hı-hı. İşte devrimleri sahiplenmek ya da onları ilerletmek bir yana ama bunları sürekli baskıcı despot bir yönetimle ya da belli bir zümreyle topluma uygulatmaya çalışmanın sonuçlarını gördük. Yani bir kamu entelektüelinin bu şekilde kendini lanse etmesi bana garip geliyor. Buradan artık diğer kesite geçelim. Bu diğer kesitte de Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı Marshall yardımları üzerinden Amerika aslında Türkiye'ye neleri dayattı? Evet. Onu anlatacak. Amerika Türkiye'nin demokrasiye geçmesi ve Amerika'nın Orta Doğu'daki projeler hakkında biraz konuşuyor. Biraz daha tarihi bir perspektife gideceğiz. Çok yandı yıkıldı Rusya. Yani Amerikalılar herkese yardım etti. Bu arada biz de istifade. Marshall yardımı geldi bize. Ama o yardımın şartları bizi bugüne getirdi maalesef. Nasıl yani maalesef? Çünkü dediler ki siz çok partili demokrasiye geçeceksiniz. Atatürk'ün bir sürü devrimlerini uygulamayacaksın. Çünkü maksat komünist Rusya'nın etrafında bir yeşil kuşak yarattı. Amerikancı. Ve Müslüman. 20 milyar dolar harcamışlar. Devasa bir para o zamanın parasıyla. Ve Türkiye'den başlayan, Balkanları içine alan, buradan İran üzerinden Pakistan, Kuzey Hindistan ve Türkistan'a uzanan bir yeşil kuşak oluşturmaya çalıştılar. Bu yeşil kuşak bugün dünyanın başına bela veren bütün ülkelerin çoğunun bulunduğu yer. Dolayısıyla bu Amerika'nın bu atom bombası sayesinde tek tabanca haline gelmesi 2. Dünya Harbi'nden sonra 1949'a kadar dünyanın çok aleyhine oldu. Güzel. Evet, şimdi, Marshall yardımları. Şimdi bu kesitte biz sizle şunu anlaşamadık. Bence sonunda haklı olduğu yerler var. Evet. Katılıyorum. Yani bu yeşil kuşak meselesine geliriz. Evet. Benim takıldığım nokta şuydu bu kesitte. Bir... Ya Celal Hoca sen bu kadar hani Kemalistsin, evet. Seviyorsun, askerleri de seviyorsun. Burada İsmet Paşa'nın hakkını yemiyor musun? Yani İsmet Paşa Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki en önemli aktördür bence. Yani en önemli aktörlerden biridir. Şimdi burada şunu diyor İsmet Paşa'ya. Amerika geldi dedi ki biz size yardım veririz ama karşılığında demokrasiye geçin. Yani çok parti hayata geçin. O da yetmedi. İnkılapları da uygulamayacaksın Atatürk'ün inkılaplarını. İsmet Paşa da şey diyecek. Benim paraya ihtiyacım var. Tamam demokrasiye geçelim. Evet inkılapları da uygulayamayacağız. Böyle bir şey zaten İsmet Paşa'ya hakaret. Ama neden yanlış onu konuşalım. Ya birkaç yanlış noktası var. Bu çok uzun süre tartışıldı. Türkiye işte Amerika'nın isteğiyle demokrasiye geçti falanlar filanlar evet. Ama son artık Nicholas Stanford yani direkt kaynağıyla konuşalım. Hı. Bu konuyla ilgili bir arşiv taraması yaptı. Çünkü ana argüman şuydu. Türkiye'nin ABD isteğiyle demokrasiye geçişine dair. İşte ABD meclisinde, başkanlığında, senatosunda bunlar konuşuluyor. Türkiye'de en son diyor ki siz de çok partili hayata geçin, demokrasiye geçin ama böyle bir belgeye pek ulaşılamıyor. Amerika'da hani bu böyle Türkiye demokrasiye geçsin ve biz bunun karşılığında onu NATO'ya ve Marshall yardımlarını alalım denmiyor. Türkiye aslında biraz kendi inisiyatifiyle şu tartışılabilir. Batı'ya daha yakınlaşmak, Batı'ya daha yaranmak bunlar konuşulabilir ama hani günün sonunda Türkiye'deki aktörlerin aldığı bir karar. Ben de bu konuyu okuduğum zaman hep aktörlerin aldığı bir karar gibi gelmişti. Aktörler
değil, şartlar dersen de orada Hakan Hoca'nın teorisi vardı. Hakan Hoca diyordu ki Türkiye Sovyetlerden korkuyor. Sovyet tehdidi var. Tabii. ABD Batı bloğuna... Niye korkuyor? Çünkü Sovyetler Türkiye'den işte Kars'ı Mars'ı istiyor, Boğaz'ı istiyor. Aynen. Toprak talebi var. Yani çok gerçekçi bir korku. Türkiye Batı bloğuna yanaşmak için de demokrasi olması lazım. Yani bu görüntüyü, imajı düzeltmesi lazım. Ama İmaj işte bozuk. Buna verilen cevap da şu oluyor. Bu zorunlu değil. Çünkü o zaman İspanya'sı, Yunanistan'ı yani Avrupa'nın zaten böyle çok merkezindeki ülkeler. Yani merkezi derken yani coğrafi olarak da çok yakın ülkeler. Krallıkla yönetiliyordu hala. İspanya 1973'e kadar falan Franco'nun devam ettiği bir krallıkla yaşadı. Abi zaten bir sonraki argümanda şey diyor ya. Amaç orada Sovyetleri sıkıştırmak. Sovyetleri sıkıştırmak için de en kolay kullanabileceğin şey. Aslında tek kişi. Yani bir hanedan. Yani şey yok. Yani şeyi diyorum ben. İslamiyet'i kullanıyorsun bunun için aslında. Tabii. Orada bir yeşil kuşak oluşturmak mantıklı. Evet. Neden? Çünkü esas amaç Sovyetler tehdidinden korunmak. Evet. Onu sıkıştırmak. Dolayısıyla şeyi umursar mısın? Ya burada çok parti var, tek parti var, tek adam var, çok adam var. Tek adam olsun, bildiğimiz adam olsun dersin zaten. Suudi Arabistan. Evet. Yani o devamında kurduğu argümanla da aslında çelişen bir durum var. Evet. Yani o yeşil kuşak kuruluyorsa ki o da biraz peki Marshall yardımları ama. Ne diyorsun? Marshall yardımları yani gerçekten bu derece bazı şeylerden senden feragat etmesini istiyor muydu Türkiye'nin? Ya muhakkak parayı veren adam sende bir etki kurmak senden ister. Bir talebi de olur. Ve evet. Zaten doğal bir bağımlılık ilişkisi kurduğu için de artık onun taleplerini de yerine getirmek zorunda kalırsın. Ama bu böyle yok inkılabı yapmayacaksın, şöyle bir yapacaksın olmaz. Ya şunun gibi şeyler oluyor mesela. Bir de Marshall yardımları dendiği gibi şey de değil ki zaten. Türkiye'nin banka hesabı var, İş Bankası. Swift'le 1 milyar dolar attılar. Öyle bir şey yok ki. Adam sana diyor ki sen benden şu kadar ürün alabilirsin diyor. Gidiyorsun oradan süt müt geliyor. Ne öyle bir şeydi değil mi? Süt tozu mu geliyor? Süt tozu geliyor. Traktör falan geliyor. Aynen. Traktör falan ya geliyor. Şu oluyor mesela. Hani Türkiye'nin normalde çok böyle güçlü bir demiryolu projesi var. Yani demir. O artık gidiyor otomobiller başlıyor. Hani... Bunu Yiğit Bulut çok sever. Yiğit yani. Bulut'un en sevdiği argümandır bu. Marshall yardımlarıyla beraber Batı bize dedi ki hayır siz demiryolu yapmayacaksınız. Her yere otoyol yapın. Aynen. Otoyollaşma başlıyor. Aynen. Çünkü yani demiryolu Sovyetlerle ilişkilendirilir. Otoyol işte Batı ile ilişkilendirilir. Çünkü araba, işte özel arabanın gelişi, petrol. Ya şu garip değil ama ben sana para veriyorum. Diyorum ki Yaşar bu parayı böyle kullanacaksın kardeşim. İstemiyorsan alma. Yani ama tabii ben anlamadım şimdi, ya. Burada yani eyvallah adamlar bunu dayatmış da olabilir de. Şimdi istemiyorsan alma zaman. Ama işte ben bu kesitte biraz daha hani tamamen karşı olmamamın ve bunu rafineleştirmemiz gerektiğini söylememin sebebi şu. Türkiye'de gerçekten NATO ve ABD etkisiyle bir kontrgerilla faaliyeti başlıyor. Yani hem finansman yoluyla hem de askeri stratejik açıdan işte kontrgerilla, özel harp dairesi, işte Türkiye'de komünizme karşı mücadele dernekleri kuruluyor. Hem milliyetçiler cephesinden hem de İslamcılar cephesinden. Onun en önemli ayaklarından biri kim? Kim? Ordu. Ha evet. Yani çok sevdiği Tahsin Şahin Kaya paşaları, Kenan Evren paşaları Türk ordusunun 1990'ların ortasına kadar ABD güdümünde olduğunu herkes kabul eder. Yani ordunun içindekiler de kabul eder. Evet, hatta şunu demişti biliyor musun? Bak Oğuz Onur'un babası Fatih Altaylı'nın programında şunu söyledi. Ben biliyorum ki 95'e kadar bazı maaşları ABD mi ödüyordu? ABD ödüyordu diyor. Ya şu kadar söyleyeyim. Bunu dedi adam. 12 Mart, 9 Mart'ı anlattık. 9 Mart'ta işte komünist Sovyetlere yakın subaylar var. Onlar tasfiye ediliyor. Çünkü o zaman ordunun içerisinde bu çatışma var. Amerikancı, NATO'cu komutanlar, subaylar. Bir de Sovyetçi subaylar. Bunlar temizleniyor. 1970'lerden sonra dediğin gibi ordu bunun en önemli ayaklarından biri oluyor. Ve benim zaten kafamın almadığı şey şu. Şimdi Celal Şengör modernist, laik, Atatürkçü, batıcı diye bir kendini tanımlıyor. Evet. Ve buna rağmen 12 Eylül'lü ve 12 Eylül'cü paşaları niye savunuyor onu anlamıyorum. Çünkü aslında Türkiye'de yani Türkiye'yi daha muhafazakar, İslamcı, işte o yeni Özal'la beraber kurulan ittifaka yöne çeviren kişiler bunlar zaten. Türkiye'yi hani hem sola ezmeleri hem de bu dernekleri, vakıfları, cemaatleri biraz daha alan açmaları. İşte din dersinin zorunlu hale getirilmesinden tut. İşte bu cemaatlerin ilişkin yani yeşil sermayenin oluşumu. İkinci öneme sahip şeyler olarak görüyordur. Ama yani bu okumadan mahrum olması beni çok şaşırtıyor. Yani açık bir çelişki var burada aslında. Evet, diyelim ve geçelim. Geç geçelim. Yaşar. Ne konuşuyoruz? Devrin kaldırılması çok iyi. Eğitim. Çünkü eğitim Kızalım. Bir yarışma değil. Yani son şeyler artık. Eğitim bir edinmedir. Edinmek istemeyen adamın eğitimde yeri yoktur. Dolayısıyla yapılacak iş şudur. Herkesi alırsın. Bir senenin sonunda istemeyeni elersin. Ama acımasızca Fransa biliyorsun Fransa'da üniversiteyi bir imtihanı falan yok. Herkes gidiyor. Bir senenin sonunda %70'im de gidiyor. Ve o %70 bir daha üniversiteye gider. Finito. Pusmokçu falan. Tıpta falan benzer şeyler. Böyle bir sistem lazım. Evet. Valla çok reklam gibi bir video olmuş. Çok hani şey gibi aldım hani böyle. Müzikten dolayı. Hani müzik o efektler mefektler falan sanki birazdan böyle Celal Hoca bir
kurs paketi bize tanıtacak gibi. Yani bunda parçalanacak şey şu olabilir. Bilgi fact check yapalım. Abi şey var, bakalorya sınavı var. Bakalorya meşhur bir sınav. Hatta böyle hep sorularım oralar ünlü oluyor. Evet, açık uçlu zor da bir sınav. Bence bizim sınavdan daha zor. Ben biraz inceledim. Bana evet, daha zor geldi. İşte ahlak siyasetin temel yetkisi olabilir mi falan gibi böyle şeyler. O sınavı ama şey diye gösteriyorlar. Bakın işte Fransızlar ne güzel sınav yapıyor. Evet. İşin alt metni de şu yani. Şimdi o sınav evet güzel, sorular güzel ama bana bizim hocamız şey gibi anlattı. Artık böyle herkesi geçirmeye çalışıyorlar gibi anlattı. Evet. Şu doğru bu arada. Hukuka ve tıpa benim bildiğim kadarıyla çok daha fazla girişte öğrenci alınıyor. Ve gerçekten 3. sınıfa kadar, işte tıpta da 6. sınıfa kadar bayağı bir insan eleniyor. Ama bu sınavsız alınmıyor. Sınavsız alınmıyor. Kendi konkurları falan yok mu bunların? Kendi özel sınavları dahi olması lazım. Var ama daha esnek ve özellikle 1. sınıftan 2. sınıfa geçerken bir eleme usulü yapılıyor. Hayır, %70 ama imkansız şu an Fransa'da. İnsanların %70'i üniversite mezunu değil demek bu. Böyle bir şey olabilir mi? Bir fikrim yani. Ya baktık onun istatistiğine %81. Üniversite mezunu. Evet. Böyle bir şey yok yani. Herkes yani girsin. Oğlum herkes girsin ne demek? Herkes girsin, yapamayan bırakır. Nasıl bırakacak? Neye göre bırakacak? Şöyle biraz diyorum ki anlattığı şey bir kısma kadar. Bazıları olabilir. Gerçekten hukukta gerçekten çok fazla öğrenci giriyor. 1000-1200 kadar bir üniversiteye, bir bölüme. Ama sınavla giriyorlar. Tabii sınavla giriyorlar. Ama o mezun sayısı 100-150'ye kadar düşüyor. Anladım. Bırakıyorlar. De yapamayıp bırakıyorlar. Bırakıyor. Aynen. Evet. Çünkü çok zor. İşte çok böyle demanding vesaire. Peki sen böyle Türkiye'ye getir bunu. Yani Türkiye'de merkezi sınav sistemi kaldırılsın. Yani sınav olmasın. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Merkezi sınav sistemi Türkiye gibi ülkelerdeki en önemli kurumlardan biri. Bana da öyle geliyor. 2,5 milyon öğrenci giriyor. Ve bunları bir noktada elemen gerekiyor. İyi de eliyor. Fena elemiyor. Eliyor. Evet. Şu tartışılır işte senede bir defa olsun, iki defa olsun bilmem ne falan filan. Hani öğrenciler çok yük bindiği için ama Hindistan, Çin, Türkiye. Evet, öğrenciler stres var ama evet, gelişmekte olan ve çok fazla genç nüfusu olan ülkelerin eleyici bir sisteme ihtiyacı ya var. Ya bir de sosyal mobilite için önemli tabii, bu. Sosyal. Çünkü bak şimdi bakalorya, bir de bunun üzerine böyle siyans bunu falan kendi özel sınavları var. Orada sorulan soru şu, bize Pantheon'un mimarisini anlat. Şimdi biz açık konuşalım. Sen zaten orta alt sınıftan gelen bir öğrenciysen mimari falan bilmezsin. Evet. Edebiyat da bilmezsin. Felsefe de çok az bilirsin. Dolayısıyla elitist bir sistem ediyor. Evet, zaten Fransa çok elitist bir sistem. Zaten Celal Hoca da elitist biri. O yüzden bunu anlatıyor. Ya Türkiye'de sınav olmasın diye Türkiye gibi işlerin bozuk işlediği bir ülkeyi düşün. Bazı okullarda bol bol puan verirler değil mi? Öyle şu an bu OBP mevzusu bana hep yazıyorlar. Oluyor abi, değil mi? Özel evet, okullarda şişirme puanlar. Fakirlerin çocukları devlet okuluna gider, orada yıkılır. Kötü puanlar alır. Evet. Bir sürü adaletsizlikle uğraşırsın. Evet. Girerken zaten somut bir şey olmadığı için orada bir takım torpiller, morpiller döner. Türkiye'de iyi işleyen şeylerden biri bence bu sınav sistemi. Ya Celal Hoca zaten bir pedagog değil, bir eğitim uzmanı değil. Niye Habertürk Celal Hoca ile konuşmuş? O da bir soru işareti yani. Ya fikrini sorabilirler canım, eğitim sistemi nasıl olsun diye de. Eyvallah da. Ben çok beğenmedim. Önerisini beğenmedim. Evet, şeyi yesene. Geçelim. Yalanlar. Politikacı yalanlarıyla. Bush nasıl seçildi? Demokrat. Kadrancısın. Çok kötü. Vaat çekmiş gibi. Nedir? Aristo'nun cevabını verdi. Sürekli hareket ediyor. İdeal yönetim bir nevi monarşi. Mesela İngiltere'de bir avam kamerası var. Halkın temsili. Bir de lordlar kamerası var. Doğru. Bu lordların pek çoğu biliyorsun ırsi. Seçilmiyorlar. Büyük babaları da lord olduğu için orada oturuyorlar. Avam kamerası bir şey kabul edip kanun olmuyor. Önce lordlardan geçiyor. Lordlar okeylemezse olur. Şimdi bu neden böyle? Biz hep ne diyoruz? Karşılıklı checks and balances olacak değil mi? Denge denetleme olmadan hiçbir şey olmaz. Denge denetlemeyi yapacak değişik kurumlar lazım ve bu kurumların mümkün olduğunca birbirlerinden bağımsız olması lazım. Evet, denge denetleme olması lazım. Lordlar kamerası ve en ideal yönetim monarşiye yakın. Açık söyleyeyim, çok kötü bir video. Son kısmı doğru. Denge denetleme olması denge lazım. Denge denetleme olacak da abi niye bu denge denetleme lordlarla oluyor ben onu anlamadım. Hani denge denetleme lordlarla falanla alakalı değil. Denge denetleme gücün dağılımı ve bunun biz aslında herkese açık olmasını istiyoruz. Niye illa ırsi ve belli kalıtsal özelliklere sahip şans faktörü olmuş insanlara bir denge denetleme gücü veriyoruz? Bir nevi monarşi dediği herhalde meşruti monarşi mi? Ya işte evet, anayasal monarşi. Evet. Anayasal monarşi. Ya anayasal monarşinin, anayasal monarşi gibi bir formun hayatta kalmasının muhtemelen tek sebebi İngiltere ve Danimarka gibi ülkelerde. Bu ülkelerde geçmişe duyulan saygı ve hürmet. Aynen. Bu sembolizm. Lordlara ve krala artık, yani bir kral olduğunu varsayıyorum, bir zeka, bir bilgelik atfediyor. Evet. Bu bilgelikle, bu üstünlük, bu seçkinlikle halkın taleplerinin aslında dengede buluştuğu halk bir nokta gibi. Halk akılsız, aynen. Halk akılsız. Bu lordlar, elitler, aristokratlar akıllı. Onlar sağduyunun sesi olacak. Halk da çılgınlığın sesi olacak. Bu ikisinin karışımında da bir dengeyi bulacağız. Ama ben şunu soruyorum.
tıpkı neden denge denetlemeyi lordlar sağlıyor gibi, neden en iyi kararı yani onun düzleminde lordlar veya kral veriyor. Abi kral genelde yani random babasının bir şekilde zamanında gücü ele geçirmesiyle babadan oğula aktarılan bir şey. Evet. Neden teknokratlar değil? Evet. Neden Platon'un anlattığı gibi o zaman filozof krallar değil? Onu sorguladım yani ben ilk başta. Doğru. Söyle. Bak burada bir de şu problem var. İngiltere örneği hatalı bir örnek. Checks and balance dediğin zaman aklına İngiltere falan gelmez. Aksine İngiltere'nin yönetim şekli, bu Westminster Model of Democracy aynen, diyorlar ya. Evet. Bunun tam tersidir. Çoğunlukçu. Evet, tebrik ederim. Evet, çoğunlukçu, meclisin çok güçlü olduğu, evet, meclisin çok denetlenmediği, tarihsel evet, olarak bu Anayasa Mahkemesi veya işte Judicial Review diyorlar ya, bu Anayasa evet, Mahkemesi geçen kanunları değerlendirebiliyor. Evet. Bu mesela İngiltere'de yoktur. Yoktur. İngiltere'de uzun süre Bank of England yani şey Merkez Bankası bağımsız değildi. Evet. O da bağımsız değildi. 98'den 97'den sonra bağımsız oldu. Yani verdiği örnek en kötü örneklerden biri evet, Batı Avrupa'da. Git Amerika'yı söyle, tamam. Amerika denge ve frenin şey, evet, merkezi. Ya ama İngiltere'de meclisin önünde hiçbir güç yok. Yok. Evet. Lordlar Kamerası dediğin bir kanunu geçmesini engelleyemez. Lordlar Kamerası bir kere veto verir. O kanun Lordlar geri döner. Sembolik. Sembolik. Bizi bu akil adamlar gibi bir şey. Bu yani hani sembolik bir şey. Sonra Erdoğan hepsini kullandı demişler. Yani Lordlar Kamerası bir kere reddedebilir. Ardından bir daha yollarsa parlamento geçiyor tabii ki. Evet. Lordlar Kamerası sence veto yetkisi olsa o kamerayı ne yaparlar? Yıkarlar abi. O kamerayı yıkarlar. Abi kamera gibi, kalmaz. Dediğin gibi checks and balances en güçlü olduğu yer Amerika. Çünkü mahkemenin ayrı bir gücü var. Aynen. Başkanın ayrı bir gücü var. Parlamentonun ayrı bir gücü var. Federal devletin güçleriyle oradaki eyaletlerin güçleri arasında aynen, da bir şey var. Denge unsuru var. Dolayısıyla bütün sistem denge üzerine kurulu. Herkes evet, birbirini frenliyor. Ama İngiltere'de öyle bir şey yok. Ve buradaki yapılar geleneksel artık. Yani cumhuriyete geçmedikleri için bir cumhuriyet devrimiyle, Fransa, Türkiye gibi bir devrimle kendi monarşisini gönderip sürgün edip öldürmeleri sürecini yaşamadıkları için bu krallar yaşıyor. Evet. Diyelim ve geçelim. Ve şimdi neyi konuşuyoruz? Enver Aysever'le beraber. Hegel'in çelişkisini konuşuyoruz. Hegel yanılıyordu. Hegel zırvalıyor dedi. Açıyorum. Aç. Hocam hala ama diyalektik koydu ortaya. Evet, onu o koymadı tabii. Hegel denen salak onu o koydu. Neden? Bak. Şimdi senin elinde şimdi hocam, şeylerimiz de görsün. Hayır gayet salak demeyelim. Bak adam, kardeşim izleyicilerimiz peki, de seyircilerimiz onu de göremez görsün, izleyicilerimiz. Hayır, ben buraya koca koca yazıp göstereceğim. Peki. Tamam mı? Sembolik bir şey. P. P. Medyadan anlamıyorum. Artı. Evet. P tersi. Tamam mı? Gösterelim. Tamam mı? Bir dakika daha bitmedi. Buraya Q. Için zamanı diyorsunuz hocam. Tamam mı? Evet. Buradan aldığı şey Q'dur. Bu ne demek biliyor musun? Sembolik lojikte. Bir gösterelim hocam. Memnuniyetle. Şu sembolik lojik meselesini çözüyor. Tabii. Bu birbirini nakseden herhangi bir ifade ile herhangi bir diğer ifadenin birleşiminden istediğini çıkartırsın demek. Yani diyalektik mantık olarak zırva. Ha, siz diyalektiğin de mantık olarak zırva. Bak yanlış falan değil. Zırva. Neden? Çünkü bu bir lojik işidir. Yani matematiğin mantık temeli. Yani. Mantık. Zırva. Salak ve delektik saçma evet, vesaire. Ne diyorsun? Abi biz parçalıyoruz yaptık bu kadar çektik. Hiç kimse böyle salak malak demedik. Ne gerek var böyle konuşmaya? Ya Hegel bak Hegel ben de çok bayılmam. Ayılıp bayılmam. Yani, sen de sevmiyorsun o kadar. Neticede yani Hegel'e salak deme abi. Gerek yok. Ama mantığını tartışalım. Mantığını tartışalım. Şimdi abi, Hegel değil, gerçekten hani siyaset ve bütün bu düşünce zihin haritamızı çok etkilemiş biri. Tabii. Çok başarılı ve çok tarihsel açıdan çok etkili demiş. Ben okuduğumda açık konuşayım. Çok zor anladım. Zor anlaşılan. Çok zor yazıyor. Çok hatta tam anladığımı da düşünmüyorum. Ama gerçekten çok zihin haritamızı şekillendirdiğini kabullenmek gerekiyor. Evet. Celal Şengör bütün aslında sosyal olguları ve gözlemlediği bir şeyleri P ve P'nin değilini indirgiyor ama mesela kapitalizmi sosyalizmi ele alalım. Hı-hı. Kapitalizm sosyalizmin değili değil zaten. Yani hı-hı, biri P ve biri P'nin değili değil kapitalizm ve sosyalizm. İkisi bizim bu geniş hayatımızın içerisinde alınmış belli yargılar. Bu ikisi toplayınca kapitalizm ve sosyalizmin içsel çelişkilerinden biz başka bir şeye gittik. Sosyal hı-hı, demokrasi. Evet yani çünkü Celal'in anlattığı hikayede P ve P'nin değili eşittir bir ya her zaman. Şu olması gerekiyor. Dünyada ya kapitalistsindir ya sosyalistsindir. Başka hiçbir şey olmaz. Üçüncü zaten, halin imkansızlığını konuşmamız gerekir. Hı-hı. Ama biz öyle bir şey yok aslında. Kapitalist olmayan, sosyalist de olmayan rejimler bulabiliriz. Dolayısıyla Celal aslında Hegel'in diyalektiğini bozuyor. Bozuyor. Doğru şekilde evet, ifade etmiyor. Çünkü diyalektik zaten yani Hegel'in anlattığı şeyle
iki yargının içsel çelişkilerinden yeni bir sentez yaratmak, ileriye gitmek. Hı hı. Yani düşünce tarihi veya Marx'ın anlattığı şekilde o ekonomik siyasi çatışmanın ileri gitmesi. Bu zaten bize üçüncü yeni bir durum yaratıyor. Benim ikisini alt alta koyup toplamıyoruz. Yani. Evet ve şu önemli. Aslında hayat bu sembolik mantığa dökülemeyecek kadar karmaşık ve geniş derken onu kastediyorum. Yani kapitalizm ve sosyalizm derken aslında hayatın içerisindeki belli çok geniş bir evrenden bir yarıklar alıyorsun gibi. Celal ise sanki bütün her şey gözlemlenebilir ve iddia edilebilir bir formata dökülebilirmiş gibi anlatıyor ama mesela eğer sen sosyal adalet öne çıkarıyorsan sosyalist oluyorsun. Özgürlüğü öne çıkarıyorsan liberal oluyorsun. Sallıyorum kolektivizm öne çıkarıyorsan milliyetçi oluyorsun. Bunların arasındaki daha böyle girift pozisyonlar da var. Veya yepyeni bir şey ortaya atıyorsun. Dolayısıyla hayat bu tarz bütün yeni fikirleri 4., 5., 6., 7. aksiyonu koyabilecek kadar zengin ve bunlar arasındaki ilişkilenmelerden hep yeni sentezler çıkıyor. Ama işte Celal Şengör her şeyi böyle çok dikotomik okuyor. Ya P ya P'nin değili. Niye böyle okuyor? Niye böyle okuyor? Birincisi bence aldığı eğitim. Yani çok hani sosyal doğa bilimcisi. Doğa bilimcisi. Evet. Yani ya her şey A'dır ya B'dir ama sosyal bilimin kendisi zaten bir kavram yaratma süreci. Yani kavramlar sürekli yaratılıyor. Buna zaten bullshitting diyor. Evet bullshitting diyor. Yani sosyal bilimlere bullshitting diyor. Yani bilim değil diyor. Evet. Şunu söyleyeyim mesela. Demokrasi nedir diye sorayım sana. Demokrasi ne abi? Var mı kesin bir tanımı? Sen ne tanımlarsan olur Yaşar. Doğru bu arada. Biz demokrasiyi nasıl tanımlarsak o gittikçe o daha tanım aktifleşmeye başlıyor. Yani ben hep seçim diyeyim. Demokrasinin tanımı seçime indirgenmeye başlıyor. Aynen. Birileri demokrasiye... Liberal... Demokrasiyi nasıl tanımladın sana kalıyor aslında. Sen diyorsun ki demokrasiyi ben şöyle tanımlıyorum. Seçimlerin olması, o seçimlerin adil ve herkesin eşit şartlarda arasında seçimler olması diyorsun. Bu bir demokrasi tanımı oluyor. Ama bazıları der ki yok ama azınlık haklarının, bütün insan haklarının da garanti altına alındığı rejimler dersin. O zaman başka bir tanım oluyor. Evet. O tanımı yaptıktan sonra da onun üzerine bir zaten sosyal bilim inşa ediyorsun. Yani benim demokrasi tanımım buydu. Şimdi buna göre bakacağım. Demokrasilerde ekonomi daha mı iyi gidiyor? Evet. Buradaki sosyal bilim zorluğu şu. Hı. Tanımlar hem kesin değil. Hem kesin değil. Hem de sana göre değişiyor. Yani değiştirebilirsin. Ama orada tabii şey var. Bir konsensus oluyor. Tabii, sosyal bilim camiasının bir konsensusları oluyor. Yani belli baktıkları ölçümler oluyor. Diyelim. Sonuncuya geçelim. Hadi artık. Son bir kezimiz. Celal Şengör'ün. Arkadaşlar derinliklere kadar indik. Neymiş? Evet. Kadıköy Tarihçi Kitap Evi Söyleşisi'nden. Burada yani 480 gizli çekim gibi. Aynen, gizli çekim. Celal Şengör her videosunu neredeyse izledik. Sizin bu için, en bombası bu arada. Bomba komplocu Celal Şengör'ün Türkiye siyaseti üzerine konuştuğu bir video. Onun sözünde söyledim. Yapacak fazla bir şey de kalmadı. Yani çok acı bir imtihan vereceğiz. Ülkemizi koruyamayacağız. Türkiye üçe bölünecek. Kaçınılmaz olur. Ha ondan sonra geri kalanlar akıllarını başlarına toplamaya çalışırlarsa yol belli. Hocam 2000 niye 3? 2003'te de. Efendim. Niye 2 değişmediniz? Aynen. Yovazlarla modernlerin ben Kürtlerle diğerleri arasından çok güzel daha kalıcı bir savaş vereceklerine inanıyorum. Bakın Kürtlerle iş kolay halledilir. Ötekilerle olan iş kolay halledilemez. Ötekisi en korkunçtu. Tekbir getirdi mi yandı. Aynı aile içinde çocuk babasını vuracak göreceksiniz. Sokaklarda millet birbirini vuracak. Ya dediler ona göre. Oraya hocaya gülmedik yanlış anlamadım. Kürtleri ayırmak kolay. Hepsi de ayrılmak istemiyor zaten. Bizim yapacağımız savaş Kürdistan kuralım hayaliyle yaşayan bir sürü dangalak var orada. Bu dangalakları kim destekliyor? Belli. Belli. Nereden belli diyeceksiniz? Kendinize şunu sorun. Türkiye'nin nesi var? Bizden neyi isteyebilir? Birisi. Neyimiz var? Söyle Yaşar. Burada keselim biraz. Tamam. Videoyu biliyorum ama hani bilmeseydim ne söylerdim? Aynen. Ne söylerdim? Bor söylerdim. Çok bor söylerdin. Şey cevap. Hani klasiktir bu soruların. Cudi Dağı'nda belki petrol vardır. Gabar mı? Tamam. Türkiye'nin abi nesi? Doğalgaz olabilir Karadeniz'de. Ne olabilir başka? Jeopolitik konum. İnançlı insanları var. Bomba gibi. Yani insan kaynağı. Hadi yani aynen. O diye genç nüfus falan filan aynen, diyebiliriz. Aynen. Jeopolitik konum kesin deriz. Başka? SİHA. Ha sen gerçekten cevaplar veriyorsun. Evet ben gerçek cevap veriyorum. Ben zaten bu genelde bu soruyu soranın ne cevap beklediğini düşünerek cevap veriyorum şu an. Beklentisi. Ha anladım. Madem falan filan. Bunu soran biri hani yani bunu diyecek. Türkiye'yi dışarıdan işgal eden bir ülke olsan. Hangi sebeple yaparsın? En çok neyimi arzularsın? Abi Boğaz. Boğazlar. Boğaz yani. Jeopolitik bence aynen. Jeopolitik. Abi çünkü bak. Şimdi hiç düşünmediğim bir cevap verecek. Aynen. Şimdi kimsenin düşünmediği bir şey geliyor. Akıllı adam mı var? Hayır. Büyük madenlerimiz var? Hayır. Jeopolitiğimiz var. Jeopolitiğimizi almasına lüzum yok. Tayyip Bey'i getirme zaten idare ediyor. İdare ediyor. Başka bir şeyimiz var. Altın değerinde bir şeyimiz var. Biz bir tek de gözlerini oraya dikmiş vaziyette.
Gerisi ilgilendim. Su. Bakın Amerika'da bir sürü Kürdistan artısı yayınlandı. Su. Cevabımız su. Çok şaşırdım. Çok suyumuz var mı o kadar? Suyumuz var mı bizim? Abi ben araştırdım. Bilimsel cevaplayalım ve oradan aynen, karakter analizine geçelim. Ben abi araştırdım. Hemen size verilerle konuşuyorum. Türkiye'deki su havzasını. Bu 2020'de Devlet Su İşleri açıklamış. Bu Türkiye'de abi kişi başına düşen metreküp 1300. Bu ne demek? Yani Türkiye'de kişi başına 1300 metreküp su düşüyor. Onu demiyorum. Ha, şey anlamda. Dünya standartları aynen açısında. Aynen, bir kıyasla tamam, mı? Hemen bununla karşılaştıralım. Şimdi dünya standartlarında bunu Falkenberg indeksi diye bir indekse değerlendiriyorlarmış. 1700 ve üstü iyi. Bir örnek ver, bir ülke var. Danimarka. Güzel. Türkiye ise 1300 ile su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında. Ama bölgeler arasında değerlendirdiğimizde 476'ya kadar düşüyor Marmara ve bu bayağı kriz demek. Fakirsin demek, su fakirsin demek. Su fakirin ötesinde. Çok su fakiri. Yani 500 ile 1000 arası su fakiri, su kıtlığı yaşıyor, stresi yaşıyor. 500'den aşağı su yoğun yok. Su, aynen, su yok gibi. Türkiye şu an nüfusunun 2040'da 100 milyon olacağı tahmin ediliyor ve o zaman da kişi başına düşen su metreküpü 1100'e kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yani Türkiye su fakiri bir ülke ve düşmeye devam ediyor. O zaman bizim başkalarının suyuna göz dikmemiz lazım. Zaten biraz öyle aslında. Şöyle mi? Yani şöyle. Celal Şengör haklı yani. Biz başkalarına bakalım. Kimde su var? Yani mesela Marmara şu an Sakarya Havzası'ndan su çekiyor. Evet. Aslında Türkiye'nin önemli bir sorunu yani. Türkiye'nin önemli bir sorunu ve bu nüfus açısından değerlendiriliyor. Bir de belki işte iklim... İklimle daha da kötü olur. Daha kötü olabilir. Şimdi bu... Buradan istersen komplo... Şimdi burada acayip bir komplo anlat yani. Türkiye 3'e bölünecek. Yani bunun... Aynen, bu bölümün paranoyası. Aynen yani bu paranoyak bir laf. Buradan biraz Celal Hoca'nın zihin dünyasının analizini yapalım artık. Girelim. Ve kapatalım. Önce ben ama bu videodan yola çıkarak yapayım. Yani biraz ulusalcı bir damar var ama bizim ulusalcılar genelde Rus ve Çin hayranlığı da olur. Onda yok. Onda yok. Bunu söyleyelim. Ama bir ulusalcı damar. Ulusalcı derken hani bir Amerikan karşıtlığı var. Bu Marshall videosunda gördüğümüz. Bir anti-emperyalist bir vurgu. İşte askeri ve militarizme, buradaki o aydınlanmacılığa duyulan yoğun bir sevgi. İlgi, aynen. Aynen. İşte batıcılık, pozitivizm, bilimcilik, biz böyle gelişmeliyiz. Yani siyaseti de aslında aydınlanmış despotları aynen beğeniyor. Evet. Onlar iyi yönetiyordu diyor. Onları evet istiyor aslında. İdari. Ki Celal Şengör'ün bugün toplumda çok tutuyor olmasının sebeplerinden biri de zaten hani o seküler ihtiyaç. Yani seküler bir figür olarak dine karşı işte evrimi savunan, bilimi savunan, bilimin önemini anlatan bir aslında panzehir gibi insanlar. Ben öyle görüyorum. Yani ya bence iyi şovmen canım. İzlemesi keyifli. İyi bir şovmen ama oturduğu o siyasi pozisyon anlamından baktığımda o ihtiyacı gideriyor. Türk sahanın seküler yüzü. Burada işte onun biraz daha siyasi nüvesi, o ulusalcılığın o bölünme paranoyası. Özellikle bu arada su üzerinden Kürt sorununu okumak, su üzerinden bölünme paranoyasını anlatmak biraz daha bu 2000'lerde falan popülerdi. Şimdi o kadar etkisini kaybetti. Çünkü Suriye ve Irak karışınca Türkiye'nin Dicle, Fırat, Asi nehirleri üzerindeki kontrolü arttı. Bu arada bilenler bilir belki 90'larda falan Türkiye'nin Irak ve Suriye ile önemli problemlerinden biriydi bu. Suydu. Atatürk evet barajı ne olacak? Hatta o yüzden Suriye PKK'ya ev sahipliği yaptı uzun süre. Hindistan, Pakistan arasında da önemli sıkıntılardan biri bu su. Keşmir meselesinden. Peki biz hep şunu da yapıyorduk. Celal Şengör'ü böyle olmaya iten şey ne? Yani Celal Şengör'ü böyle olmaya iten şey aslında içinde yaşadığı toplum da olabilir. Yani Türkiye toplumu çok gelişmiş, çok iyi eğitimli bir toplum olsaydı muhtemelen Celal Şengör böyle olmayacaktı. Bu kadar radikal olmayacaktı. Ya da bu kadar talep görmeyecekti. Ha, o da olabilir ama bence Celal Şengör'de şöyle bir şey oluyor yani. İçinde yaşadığı topluma dair bir üzüntü ve hayal kırıklığı var. Oktay Sinanoğlu gibi diyorsun. Yani Oktay Sinanoğlu'nda da o aynı o hayal kırıklığını görüyorsun. Onun yarattığı evet da bir keskinlik ve saldırganlık oluyor zaten. Evet. Diğer şeyler. Ama karşı mesela Celal Şengör Oktay Sinanoğlu'yla bence benzer kaynaklardan beslense de ondan daha üretken ve daha topluma dönük olmuş. Bir de hakkını yemeyelim. Celal Hoca'nın gerçekten tarih bilgisi falan çok iyidir yani. Onun bilgisi ama genelde düştüğü hata çok dikotomi kuruyor birincisi. Yani iyi bir entelektüel bir de. Tabii canım yani iyi onları bir entelektüel. Onları verelim yani. Biraz malumat furuşluk var. Yani böyle çok gereksiz detaylar. Bu ansiklopedik şeyler mi? Emrah Safa'yla bir programa çıktı işte geminin sümercesine bilmiyor musun falan. Ya adam bilmiyorum diyor. Niye bilsin? Sümercinin yani isimleri çok iyi ezberler. Şurada şu var, orada o var. Bu biraz bence eski tip bir entelektüellik. Hani bilgi bu gereksiz lümsüz bilgilerle kendi entelektüelliklerini gösterme. Bu, eski nesilde vardı bu çok. Olabilir. Beni çok etkilemiyor. Çünkü zaten açsam bakıyorum yani. Tarih evet belli, her şey belli, her şey yazıyor. Orada o senteze ulaşmak beni daha çok şey daha yapıyor. Nitelikli bir şey olsun. Evet ama işte bu entelektüellerde ve bu entelektüelleri izleyen genelde orta yaşlılarda bu önemli bir fiçe hala. Bak adam biliyor falan. İşte o tarihi doğru söyledi, bunu şey yaptı. Aynen, ismi doğru söyledi, bilmem ne aslında anlattı. Çok önemli şeyler değil bunlar. Değil. Biraz malumat furuşluk var o yüzden. İkincisi,
bu aydınlanmacı, elitist, seçkin ve modernist bir tavır. Yani demin anlattığım belki... Bak de... ben bu sürekli bütün bir videoda elitizm, elitizm kötü gibi anlatıyorsun. Ben bunlara kazanmıyorum kardeşim. Kötü bir şey olmak zorunda değil. Elitizm o kadar kötü bir şey değil. Zihin haritasını veriyorum şu an. Hani onun bir zihin haritası. Tamam, ben pejoratif gibi algıladım. Elitizm o kadar kötü bir şey değildir. Türkiye'de çok güçlü bir anti-elitist dalga var. Ben bunun karşısındayım. Ondan ben de şey yiyorum zaten, hani onun ben bir mağdurlarından biriyim. Elit olmadığın halde. Elit olmadığım halde bile. Evet. Şöyle, kültürel elit olup ekonomik olarak elit olmanın zaten daha büyük bunun şeyini görüyorsun. Tamam, kötü. Yani ekonomik elit olsa zaten bana ne falan diyorsun. Neyse. Ya her toplumun vasatı problemlidir. Yani ortalaması daha düşüktür yani. Düşük bir yerdedir. Yani İngiliz toplumunun ortalaması da öyle çok kültürlü değildir. Amerikan toplumunun ortalaması çok 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 aşağıdadır. Zaten asıl orada elitler. Elitler zaten orada ülkeyi ilerletir. Öyle mi diyor? Türkiye'de elitler de gerizekalı. Evet. Zayıf Türkiye'de elitlerdi. Ya ama o zayıflıkta Celal Hoca'nın da bir yeri var bence. Şöyle, o Celal Hoca'nın bilmiyorum, belki özelde konuşsak daha nüanslı pozisyonları alabilir ama nüanssız tutumu, sosyal bilim meselesinde olduğu gibi, Marshall meselesinde olduğu gibi. Böyle aşırı bir asker sevgisi. Sevebilir kardeşim. Sevebilir de işte, ama Türkiye demokrasinin temel problemlerinden biri olduğuna kabullenmek gerekiyor bence bir yerde. Evet. Onun ötesinde ama o çok aydınlanmacı ve modernist bir tavır var, ama belki dediğinle layık olabilir. Yani toplumun doğru yönünün o cumhuriyet devrimlerinin devamında olduğunu düşünüyor olabilir. Yani öyle öyle muhtemelen o. Evet, yani Kemalist devrim devam etmeli. Evet. Mesela Fransa'da olsaydı da şey derdi. Ya bu yeni nesiller kötü falan derdi. Fransa yozlaşıyor derdi. Evet. Eski Fransa yok derdi. Eskiden Latince öğretiyorduk biz ortaokulda, şimdi öğretmiyoruz derdi. Petancı olur muydu? Petancı olmazdı ya. Olurdu. O kadar. Muhafazakar diyebilir miyiz Celal Şengör'e sence? Muhafazakar. Ben zaten o muhafazakarlık videosunda demiştim ya. Kemalistlerin de muhafazakarlığı var. Yani çok partili demokrasiye bile geçme diyor yani. Tabii. Dur orada. Dur orada devam et. Devrimlere işte devam ettir. Bu arada ulusalcılık dememin sebebi o. Yani ulusalcılıkta da mesela onlar dedim mi, 9 Mart'ı yapmak istiyordu yani Türkiye'yi. Bir sonraki aşamaya taşımak istiyorlar. Sosyalist devrimle. Yani devrimler devam etmeli. Devrimler hala topluma oturmadı. Aynen. Kültürel olarak topluma işlemedi. Ve biz demokrasiye geçirip hata yaptık. Bunu şeyler de diyordu ama. Talatay Demirciler de diyordu aynısını. Evet. Orada askerlerde genel böyle müdahale etmeyi düşünen asker bunu diyor. Argüman kurma becerisinde de sorun var adamın. Onu da konuşun. Argüman çok kurmuyor. Link falan yok zaten. Evet. Bu şöyledir, değildir, bu aptaldır, yani o zırvadır. Bir şeyi açıklarken tek sebeple açıklamayı her zaman yeterli buluyor. Bunu işte biraz bence onların jenerasyonuna veriyorum. İşte basite indiriyor. Yaşar'ın dediği gibi. 1-0 basit. Bunun argümanı bu. Bu buna sebep oldu. Bu olmasaydı bu olmazdı. Ya zaten öyle seri yapıyorlar ya kafada. Evet. O olmasaydı ne olurdu? Evet. Olmasaydı ne olurdu? Nasıl bir spiker? Açık konuşayım. Bence bu jenerasyon komple bu şekilde abi. Link kurmuyorlar. Argüman yok. Yani bu böyledir ve bu iyidir. Aynen. Doğru. Yani ben bunu yani İlber'de de görüyorum. Celal'de de gördüm. Bunlar burada şöyledir. Bütün... Almanlar böyledir. Yani biraz Sevan hikaye anlatıyor. Yani uzun uzun şöyle oldu, böyle oldu. Onu biraz İsmet Hocam da hikaye anlatıyor. İsmet Özel baştan hatalı başladığı için hani hikaye anlatıyor yani. O da büyük bir narratif kuruyor. Ama mesela Celal'de ben o kestirip atma. Bak diğer türlü yapsa hiç erişemeyeceği ve belki de gerçekten erişmesi gereken kesimlere erişebilecek belki. Bilmiyorum. Yani daha uzun uzun anlatsa, daha kendini şey yapsa, ama belki o zaman medyatikliği de azalacak. Bilmiyorum. Olabilir. Diyelim. Kendisini sevdiğimi de ben söyledim. Kendisini ben severim, sayarım. Ben, eğer çağırırsa İTÜ'ye giderim yanına. Hocamdır o benim. Ama tek... Nerede? Nerede? Emekli mi oldu? Olsun, evine de gideriz. Tek sorun çayını şu an, içeriz. Çok konuşur, biz dinleriz gibi geliyor ama dinleriz. Dinleyelim hocamı. Dinleriz, çok da güzel, tempolu konuşuyor. Seviyoruz kendisini de. Ve takipçilerimize buradan selamımızı iletiyoruz. Bir şeyler söyle, katıl matıl. Evet. 49W'yu desteklemeyi ve ona finansal yardımda bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın, 49W gönüllü işleyen bir kanal. Sizin emekleriniz ve yardımlarınız bize çok yardımcı Yaşar, oluyor. Yaşar, sana bir şey soracağım. Evet. 15 liraya ne satın alabilirsin? 15 liraya... Şu an ne satın alabilirsin? 15 liraya abi. Şu an İstanbul'da bir yerden bir yere gidersin anca. Hiçbir şey satın almasın. Soda falan alırsın. Evet. Ya da 49'a bile destek olursun. YouTube katılığa üye olursun. Üye olursun. Ömer'le ben bugün Celal Şengör'le konuştuk. Kameranın arkasında da Umut'la Vahit vardı. Herkese emekleri için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.